E, bu konularda neler düşünüyor? Çünkü gerçekten dünkü İzmir'deki toplantıda da e, ben e, hissettim. Yani biraz farklı durumlar var. Yani herkes hı. için durum aynı değil. E, sektörel anlamda mı? Sektörel anlamda da var. E, yani ama daha çok şirketler bazında hı hı. farklılıklarda olduğunu anlıyoruz. E, kimisi gerçekten pahalı buluyor öz kaynaklarıyla bu işi sürdürmeye hmm. çalışan finansmana erişim peşinde pek olmayan bir kesim var ama genel itibariyle finansmana erişim sorununun kalkmadığını ortadan söylemek mümkün ki Sayın Cevdet Yılmaz da biraz önce sen de okudun i̇ki zaten bunu bir anlamda kabul ediyor ve diyor ki ya bir iki ay bir buçuk hmm. iki ay bir beklemek lazım rahatlayacak o zaman diyor ama neye göre rahatlayacak onu tam olarak şu anda henüz kavrayabilmiş değiliz. Böyle bir temennimiz var. Peki şimdi Canan Sakarya hazırmış ama Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından biraz daha detay verelim mi? Tabii. Eylül'de paylaşacağımız OVP'nin önemli bir işlev göreceğini düşünüyoruz dedi. OVP'yi merakla bekliyoruz. E doğru politikalar izlenmesi gerektiği konusunda anlayış birliği var dedi. Bütçe açığının azalması için kamuda harcama tedbirlerinin alınması çok önemli dedi. Vergi konusunda reform beklentisi var. Finansmanın erişimi az önce sizin de bahsettiğiniz gibi ihracatı, yatırımı ve üretimi artıracak noktalarda sıkıntı bulunmuyor açıklaması vardı. E, i̇ki ay sabredin dedi Cevdet Yılmaz. Para ve maliye politikalarının yanı sıra yolumuza yapısal reformlarla devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte özel ve kamu olarak bir araya gelmeyi de devam edeceğiz evet. açıklamaları vardı. Yani Tabii bunların her birisiyle ilgili sen söyledikçe benim aklıma bir şeyler geliyor. Mesela ne geldi? Vergiyle ilgili reform gerçekten evet. bu yıllardır böyle bir beklenti var ama bununla ilgili ne çalışma yapılıyor derseniz gördüğümüz kadarıyla dün de biraz yine konuşulan bir konuydu. Emlak vergisi yeniden hı. düzenlenecek gibi görülüyor. Hı hı. Yeniden değerleme üzerinden yani bir yeni emlak vergisi düzeni üzerinde çalışılıyor. Detaylara biz de bakıyoruz. Evet. Muhtemelen herkes bakıyor olacak. ÖTV ile ilgili de bu 2000'in üzerindeki araçlarda bir ÖTV hazırlığı olduğu ama onun yani diğeri torba yasa olarak Ekim'de gelme ihtimali varsa bunun bir on gün içerisinde hatta 15 Ağustos civarında bir yerlerde gelme ihtimalinin hmm. olduğu da söyleniyor. E, ara 2000 motorun üzerindeki araçlara bir yeni ÖTV uygulaması. Tabii ki bunların hepsi duyum Beklentim. duyum ve beklenti. Evet. Hazırlıklar üzerinden eee hmm.